Fenerbahçe'nin kuruluşunun Osmanlı İmparatorluğu'nun son yıllarından Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna kadar geçen dönem içerisinde özel bir anlamı vardır. Bu anlam, bir avuç gencin yaşadıkları topraklarda yabancıların hakimiyetinde oynanan futbol oyununa adeta isyan ederek dahil olmalarında gizlidir. Nurizade Ziya, Ayetullah, Bahriyeli Necip ve Asaf adlı gençler, semtleri Kadıköy'ün en büyük okulu St. Joseph Lisesi'nin Türkçe öğretmeni Enver Bey'le bir araya gelerek bu isyanı başlatanlardır. Çoğunlukla yabancıların yaşadığı Kadıköy'de, yine yabancı çocukların çoğunlukta olduğu bir okulda görev yapan bir Türk öğretmeninin sözleriyle filizlenen bağımsızlık, eşitlik gibi duygular, Fenerbahçe burnundaki çayırlarda yaptığı antrenmanlarda kendini göstermiş ve Fener'e ışık olmuştur. 1907 yılının bahar aylarında Fenerbahçe Spor Kulübü'nü meydana getiren gençlerin taşıdığı duygular, kuruluş yıllarında çekilen zorluklara rağmen zayıflamamış, Mustafa Kemal Paşa tarafından yakılan bağımsızlık ateşinin etrafında pervane olmuştur. Fenerbahçe Spor Kulübü, kendisine ebedi muvaffakiyetler dileyen Mustafa Kemal Paşa'nın kulübü ziyaret günü olan 3 Mayıs'ı kuruluş günü olarak kutlamaktadır. İşte bugün 114 yaşına gelen Fenerbahçe'mizin içinde tarih yatan mazisinden satır başları. 23 Temmuz 1908'de tekrar ilan edilen meşrutiyet sonrasında Türkiye toprakları adeta cemiyetler ve kulüplerle dolup taşmıştı. Fenerbahçe'nin ismi 1908 yılı başlarından itibaren günlük gazetelerde maç haberleriyle görülmeye başlamış, bugüne kadar tespit edilen ilk fotoğrafı ise 1908'in Aralık ayında Musavver Muhit adlı dergide yayınlanmıştır. Aynı yıl, padişaha ait olan papazın çayırının bir bölümü, Fenerbahçe'nin kurucu başkanı Nurizade Ziya Songülen'in de aralarında bulunduğu girişimciler tarafından kiralanarak Union Club kurulmuş, günümüzün Fenerbahçe Stadyumu'nun da bir anlamda temeli atılmıştı. Bu tarihten kısa bir süre sonra Ayetullah Bey dışında kalan kurucular türlü nedenlerle kulüpten ayrıldılar. O zaman yüzbaşı olan Mustafa Kemal Bey Fransa'da Picardi manevralarındayken Fenerbahçe tarihinin ilk buhranını geçiriyordu. Sahaya çıkaracak sporcu bulamadığı için Üsküdar Pazar Yolu Kulübü ile birleşmeyi düşünen Fenerbahçe'nin yapılan ilk toplantıda bağımsızlığının tehlikeye düşmesi üzerine ayağa kalkan Ayetullah Bey'in kulübü bu badireden nasıl kurtardığını o gün o toplantıda bulunan Nasuhi Baydar'dan dinleyelim. Fenerbahçe'nin o zamanki reisi Ayetullah Bey'di. Hukukçuların tumturaklı nazariyeleri karşısında bunalıp ayağa kalktı ve Fenerbahçe'nin idare heyeti eskisi gibi kalacak, siz de bizlere tabi olacaksınız hükmünü tebliğ etti. Bizimle birleştiniz, isim değişikliği söz konusu olamaz. Pazar yolluların reisi bir hukukçu cevap verdi. Hayır, sizinle birleşemedik, iki kulüp birleşti. İsim bahse konulmalıdır. Sonra bir teklifle geldi. Nizamnamenin diğer maddelerine son şekli verelim, yeni idare heyetini de seçtikten sonra isme geliriz. Ayetullah birdenbire köpürdü. Nizamnameyi bitirelim, idare heyetini de ekseriyetinizle kuralım, sonra bu idare heyeti, bu ekseriyet Fenerbahçe'nin kuyusunu kazsın, arkadaşlarımızdan dilediğini alıkoyup üst tarafı kapı dışarı etsin. Nerede bu bolluk? Biz Fenerbahçe'yi yalnız futbol oynamak için değil, bundan çok daha yüksek maksatlarla kurmuş ve bugüne kadar yaşatmış olanlardanız. Yolumuzda yürümek isterseniz el birliğine hazır olduğumuzu söyler, aksi takdirde sizlere buyurun deriz. Pazar yolluların reisi bu sert muamele karşısında sordu. Siz kim oluyorsunuz da pişmiş aşa su katıyorsunuz? Bunun üzerine Ayetullah Bey şu tarihi karşılığı verdi. Fransız Kralı 14. Louis, La Loi c'est moi dermiş. Ben de Fenerbahçe benim diyorum. Fenerbahçe bu tehlikeli dönemeçten 2 sene sonra 1912'de ilk şampiyonluğunu yaşadı. Mektebi Sultani'den ve Galatasaray takımından ayrılan Hasan Kamil Sporel'le birlikte daha da güçlenen Fenerbahçe'de El Katipzade Mustafa Bey İstanbul çayırlarından topladığı futbolcularla Türkiye'nin ilk altyapı takımlarını oluşturarak futbol tarihine ve Fenerbahçe'nin sonraki 20 yılına adeta tek başına damgasını vurdu. Nasuhi Baydar bu büyük Fenerbahçeliği şöyle anlatacaktı. Gündüz mağazaya, gece eve gitmeyip Fenerbahçe'nin istikbal ve haliyle meşgul olduğu günler birbirini takip etti. Mustafa artık kulüpte yatıyor, kulüpte yiyor, yalnız kulübün işleriyle alakalanıyordu.
Fenerbahçe'ye maddi veya manevi yardımda bulunabilecek kim varsa Mustafa bunların hepsiyle dost oluyordu. Filan yerde bir sandal, falan yerde iki kale filesi, şu gümrük ambarında birkaç çift spor kundurası, burada bir az tahsisat, hepsini Mustafa öğreniyor, Fenerbahçe'ye temin etmenin yolunu buluyordu. Ve böylece Fenerbahçe varlıklı bir müessese olurken Mustafa da kendi varlığını kaybetti. Babasının mirasını bile. Fenerbahçe Mustafa'ya neler borçlu değildir. Bunun muhasebesini değme mütehassıs tutamaz. Fakat Mustafa bütün alacaklarını 1-2 gole, bir şampiyonluğa çoktan helal etmiştir. Ertesi sene 1913 tarihli tüzüğünü yazan Fenerbahçe, Cemiyetler Kanunu'na göre tescil edilen kulüpler arasına katıldı. Nafia Nazırı Mehmet Hulusi Bey'in ve Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye geçen Doktor Hamit Hüsnü Kayacan'ın sırayla başkan oldukları 1913-1915 yılları arasında Fenerbahçe başarıdan başarıya koşarken, kulüp tarihine asıl damga vuran isimse Galip Kulaksızoğlu oldu. Seneler boyunca kulübe yeni gelen bütün genç sporcuları Atatürk'ün Fenerbahçe hatıra defterine yazdığı yazının karşısına götürüp onlara bunu okuyan, bütün çağdaşlarının deyimiyle en büyük Türk sporcusu Galip'ti. ...1914 yılı artık bir spor kulübü olan Fenerbahçe için alabildiğine hareketli geçti. O sene ilk Galatasaray galibiyeti kazanıldı. 1932'deki yangın felaketine kadar evimiz olacak ve birbirinden meşhur konukları ağırlayan Kuş Dili Lokali açıldı. İstanbul Ligi şampiyonluğu ikinci kez kazanıldı ve Fenerbahçe ilk yurt dışı seyahatine Rusya'ya gitti. Fakat 1914 yılı bitmeden dünya kelimenin tam anlamıyla birbirine girdi. Cumhuriyet döneminde bakanlık görevi de yapacak olan dönemin İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin Kadıköy sorumlusu Sabri Toprak, savaş yıllarında kulübün başkanlığını yürüttü ve kulüp üyelerinin cepheden cepheye koştuğu seferberlik yıllarında kulübe muazzam hizmetlerde bulundu. Sabri Toprak aynı zamanda Fenerbahçe tarihinin en kıymetli misafirini kulübe getiren isim olacaktı. Savaş sona ermeden kısa bir süre önce, 3 Mayıs 1918 tarihinde o dönem adı İttihat Spor Sahası olarak bilinen Kadıköy Fenerbahçe Stadında bir idman bayramı yapılacaktı. Anafartalar kahramanı Mustafa Kemal Paşa, bir önceki geceyi Fenerbahçe Başkanı arkadaşı Sabri Bey'in evinde misafir olarak geçirdi. Öğlen saatlerinde de Fenerbahçe Spor Kulübü'nün Kuş Dili'ndeki lokalini ziyarete geldi ve burada saatlerce kaldı. Son dönemde yapılan araştırmalarda ortaya çıkan gazete haberleri, Mustafa Kemal Paşa'nın sadece Fenerbahçe kulübüne değil, aynı zamanda Fenerbahçe stadyumuna da geldiğini böylece kanıtlamış oldu. Yalnızca bir sene sonra milli mücadeleyi başlatmak için Anadolu'ya geçecek olan Atatürk, önce kulüp hatıra defterini imzaladı. Günün sonunda El Katipzade Mustafa Bey'in idaresindeki yarış kayığına binip, Sabri Bey'in Moda'daki evine geri dönmeden önce iskeleden kendisini uğurlayanlara dönerek, Fenerbahçe'ye ebedi muvaffakiyetler dilerim, dedi. O gün orada olanlardan biri de Münir Nurettin Selçuk'tu. 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkan Mustafa Kemal Paşa ve silah arkadaşlarına İstanbul'da destek verenler içinde Fenerbahçe Spor Kulübü de bulunuyordu. Mütareke ve işgal yıllarında esir şehrin moral kaynağı olan takım, Türk halkını Fenerbahçe'ye aşık etmişti. 1922 Türkiye için zaferin yılı oldu. Anadolu'da milli mücadeleyi kazanan Türk ordusu aynı yılın Ekim ayında başlarında Refet Paşa ile İstanbul'a giriyor, onları karşılayanlar arasında Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı heyeti de bulunuyordu. Refet Paşa birkaç gün sonra önce Fenerbahçe Stadyumuna, sonra da kulübün Kuş Dili'ndeki lokaline ziyarete gelecek, orada 4 sene önce Mustafa Kemal Paşa'nın imzaladığı deftere "En büyük günü beraber geçirdiğim Fenerbahçelilere" yazacaktı. Gazi Mustafa Kemal Paşa 1925 yılında Bursa'da bir Fenerbahçe maçını izledi. Dönemin resmi gazetesi sayılan Hakimiyet-i Milliye'de yer alan habere göre Mustafa Kemal Paşa, Fenerbahçe ile Bursa ve Ankara karmasının karşı karşıya geldiği ve 1-1 sonuçlanan maçı kendisi için özel olarak hazırlanan tribünde izlemişti. 1926 Şubat ayında Fenerbahçe Stadında ilk Türkiye Kadınlar Atletizm müsabakaları yapılacak, Fenerbahçeli Mübeccel Argun da şampiyonlar arasında yerini alacaktı. 1929 yılında Türkiye'nin ilk kadın inşaat mühendislerinden Sabiha Rıfat Ece Bilge Gürayman, Fenerbahçe'nin şampiyon erkek voleybol takımında forma giydi.
Atatürk'ün kadın erkek eşitliğine dayanan aydınlık toplum ideali, Fenerbahçe'nin ışık saçan feneri oldu. 1927 senesi hem Fenerbahçe hem de İstanbul'un tarihi için önemli bir senedir. Cumhuriyet'in ilanından sonra ilk kez İstanbul'a gelen Mustafa Kemal Paşa'yı karşılayanlar arasında Fenerbahçe Spor Kulübü de vardır. Fenerbahçeli denizcilerin moda açıklarına gelen Mustafa Kemal Paşa'ya kayıklarıyla yaptıkları karşılama, dönem basınınca emsalsiz olarak nitelenmiştir. Mustafa Kemal Paşa yanındakilerden bir dürbün istemiş ve bir süre Fenerbahçe kıyılarını seyrettikten sonra "Şurası ne güzel bir yerdir." demiştir. Mustafa Kemal Paşa'nın Nutuk adlı eserinin seneler sonra Fenerbahçe başkanlığını da yapacak olan Fenerbahçeli futbolcu Bedi Yazıcı tarafından günümüz Türkçesine uyarlanması, Fenerbahçe ile Atatürk'ü tekrar bir araya getiren önemli bir olaydır. 1931 ve 1932 yıllarında Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal imzalı iki kararname ile Fenerbahçe Stadyumu önce 10 yıllığına Fenerbahçe'ye kiralandı, sonrasında ise Fenerbahçe'nin mülkü oldu. ...1932'nin 5 Haziran gecesini 6 Haziran sabahına bağlayan saatlerde Fenerbahçe tarihinin en büyük felaketlerinden biri yaşandı. 18 sene boyunca Fenerbahçe'nin bütün hatıralarına ev sahipliği yapan Kuşdili Lokali feci bir yangın neticesinde yok oldu. Türkiye'nin dört bir yanından taraftarların, gazetelerin bağış kampanyaları aracılığıyla yardıma koştuğu Fenerbahçe'ye en büyük bağış Mustafa Kemal Atatürk'ten geldi. ...1933 yılında Fenerbahçe yurtta büyük yankı uyandıran ilk Türkiye şampiyonluğunu kazandı. Fenerbahçe Atatürk'ün sağlığında biri 1935, diğeri 1937 yıllarında olmak üzere iki ulusal şampiyonluk daha kazanacak, 28 şampiyonlukla bugüne kadar en çok Türkiye şampiyonu olan futbol takımı unvanını koruyacaktı. 1934 senesinde büyük bir törenle Fenerbahçe Stadyumuna Atatürk'ün bir büstü konuldu.